Dostlar, Kaptanın Gönül Kalemi'nden hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Salih Sancar. Dün akşam en son parka gelmiştik abi. Tır parkındayız şu anda. Sabah saat 6.30. Saat 7'de yükleme firmamız açılıyor. Oraya gideceğiz. Oradan bir herhalde metal ürünler alacağız. Böyle demir döküm sanayi gibi bir şey. Fransa'ya gideceğiz. İşte ben de kalktım şimdi. Elim yüzüm falan yıkadım. Bir kendime geldim. Şöyle bir dışarıdayım. Turluyorum. Sonra tıra geçeceğim. Direkt devam ederiz. Şuraya zaten 3-5 kilometre mesafede falan yükleme adresimiz. Pub'dan çıkarken ödemeyi falan yapalım. Size göstereyim nasıl yapıyoruz, nasıl çıkış yapıyoruz. Ben de bilmiyorum. İlk defa giriş yaptım buraya. Öğreneceğiz beraber arkadaşlar. Haydi şimdi hareket edelim abi. Bu arada arkadaşlar az çok demeyelim. Yorumları ve beğenileri eksik etmeyelim lütfen. Videomu izleyen arkadaşlar like butonuna basın abi. Ondan sonra yorumlar kısmı bir art bile olsa abi yazın, videolarım en üstte önerilenlere düşebilir bu yüzden. Hepinizi çok seviyorum. Hadi başlayalım videoya. Size şeyi göstereyim. Bu benim aracım Skyline ve yanında Volvo var. Abi Volvo babadır ya. Bakın. Bence Volvo. Volvo daha seksi görünmüyor mu ya? Skyline'cılar da var aramızda. Ben Skyline'yi fazla sevmiyorum ama Skyline'da güzel bir araç. Off Transport Logistik Hollanda. Park alanından çıktım. Herhalde ödeme yapan kişiler var şu ileride. Makinelere o yüzden birazcık burada durmak zorunda kaldım. Bekliyorum. Bu arada makinelerden ilk önce ödeme yapıyorsunuz. Ondan sonra çıkıp gidiyorsunuz. Çünkü şurada tam çıkışta ödeme yapamadım. Tır orada duruyor. Arkadaşlar ödemeyi yaptım. Şimdi çıkıyorum buradan. Tamam, kapı otomatik açıldı. Karta para yükledim. 14 euro ödüyorsunuz. Yani parktan çıkarken 14 euro para ödemiş oldum. Şimdi gidelim yükleme adresine. Hava çiseliyor, yağmur başladı. Vardınız. 4-5 tane tır gelmiş. Bizden önce saat şu an 7'ye 5 var. Normalde 7'de açılıyordu. 7'den erken açılmış biraz. Ben de hemen geldim ofise şimdi. Kayıt mayıt yapayım. Bakın burası konteynerler için bölüm. İşte. Oradan.
Word. Evet kankalar, bunu dolduracağız işte. Buraya bilgileri yazacağız. Arkadaşlar kağıt işlerini tamamladım. Şimdi yükleme alanına doğru gidebiliriz. İşlemleri falan her şey tamam. Şimdi buradan gidiyorum. Kağıt yükleme alanına tarif ettiler. Bakalım bulabileceğiz mi hemen. Yeleğimi falan giyeyim de gideyim hemen oraya. Oralar anam baba günü. From Sibutayla. Yeah, okay.
sportifçiye evrakları verdim, aldı benden. Şimdi ona göre bakıyorum, malı yükleyecek. Bana dedi buraya dedi park et dedi. Konteyner boyuna böyle yanlamasına. Ondan sonra yanları açıyorum. Lan yine yanları açıyoruz. Şahise yani. Büyük ihtimal okey arkadaşlar. Jenerimi alayım. Arkadaşlar şu yan tarafı açayım, ondan sonra tekrardan görüşelim. Böyle bir yer baksanıza ya, kocaman. Vay anasını. Arkadaşlar adamlar beni dışarıda değil içeride yükleyeceklermiş. Fortifçi geri yanıma geldi benim. O yüzden şimdi geri dönmek zorundayım. Konseye bakın. Konseyi makasladık. Doluyken bu şekilde sakın yapmamamız gerekiyor, haberiniz olsun. Zarar görebilir, lastikler gümleyebilir. Boşken sorun yok. Bir de yağmurlu ya, lastikler şey yapmıyor, zarar görmüyor, dönüyor. Yerler yaş olduğu için rahat. Ama sakın böyle yüklüyken falan böyle hareketlere kalkışmayın arkadaşlar. 200 metre sonra mümkünse U dönüşü yapın. Sonra sola dönün. Takip ediyorum. Adam bana dedi takip et dedi beni. İçeriden yükleyeceğiz. İşte gidiyoruz şimdi. Onlar da sohbet ediyor. Açıldı biraz. Ben dışarıdayken açmıştım. Dışarıda beklerken yan tenteyi menteyi onu çektim de geri açılmış. Neyse. Sıkıntı olmaz herhalde. Hadi be kardeşim ya. Ne yapıyorsunuz? Klimayı açayım ya. Yine bastı. Sıcak bastı. İçeride yüklememiz lazım ama yükleyebiliriz mi? Yok, sığmıyor. Evet dostlar, dedikleri alana geldim, içeriye girdim. Büyük ihtimal şunları yükleyecekler bana. Şöyle ayarladım tırı da, gördüğünüz gibi içini. Altına şöyle su tahtalardan koyuyorlar, kalas. Herhalde bir de şuraya koyacaklar. Böyle şu anda hazır tırımız. Yani yükümüz de büyük ihtimalle bunlar olabilir, benim tahminim. Bakın şöyle. Uzun. Uzun döküm demirler. Bu da bir tren vagonu değil mi? Ona benziyor herhalde. Aynen. Öyle bir yer.
Evet dostlar, yüklemeyi yaptık. Spanjetleri de bağladım. 2, 4, 6, 8, 9 tane herhalde. Aynen, şöyle güvenli bir şekilde hepsini ayarladım. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Hepsini gergin bir şekilde yaptım. Molalarda falan arada bir çıkıp tekrardan kontrol edeceğim. Gevşemişse tekrardan sıkayım. Bunlar oynayabilir belki yerine. Arkadaşlar yavaş yavaş ilerliyorum. Sağ kapıyı kapatmadım. Sağ arka kapıyı. Belki ileride güvenlik kontrolü vesaire olabilir diye. O yüzden açık. Bütün her şeyi tamamladım işte. Çıkıyorum yavaş yavaş. Birazdan bir kahve doldururum. İşte adres falan yazarız. Ondan sonra bir sıkıntımız kalmayacak gibi görünüyor. Kankalar, bütün adresleri vesaire, kağıt kürek işlerini falan yaptım, düzenledim, kendime göre ayarladım. Yola çıkmak için hazırım. Durum vaziyet budur. Kahvemi falan da doldurdum. Birazcık yağmur yağıyor. Saat şu anda 9, okey. Aynen 9. Ve bizim bir kaç kilometre yolumuz var. Şu an şuradan göstereyim size. Bakın arkadaşlar, burada şu sol alt kenarda baş parmağımla gösterdiğim yer 953 kilometre. İşte mesafe var, tamam mı? Buraya gideceğiz. Varış saatimiz akşam 9 çeyrek diyor ama yetişmemiz imkansız. En fazla yapacağımız 650-700 kilometre mesafedir. 12 saat yolumuz var diyor. Bakın 12 saat 10 dakika. Yani bizim günlük 9-10 saat zaten sürüşümüz var. O yüzden varamıyoruz. Havuzaya geçeceğiz akşam. Yarın devam edeceğiz. Büyük ihtimal öğlen falan, öğlene doğru indiririz yük. İnşallah bir aksilik olmazsa. Haydi bismillah diyelim ve kulak oynayalım. Wow.
yakıt almak için durdum benzinlikte. Bir yakıt alalım. Litresi bakın 2 euro 2.079. Kart da alacağım. Oraya takıyoruz kartı, alıyoruz. Ben bir yakıt alayım dostlar. Şimdi yakıt, Belçika'dayım ben. Belçika'da 2 euro. Görmüş olduğunuz gibi 2 euro ya. Lüksemburg'dan alacağım. Ben burada bir 200 litre almak istiyorum şimdi yakıt. Kalanını depolar, yani 2 tane depo var bende. İkisini de Lüksemburg'dan fulleyeceğim. Çünkü orada 1.85-1.86 civarında olması lazım. İnternetten baktım. Buradan sadece şu an yakıtımız dipte olduğu için bizi Lüksemburg'a kadar atacak kadar alıyorum. Vay be, hayatımız yollarda geçiyor dostlar. Kaptanın gönül kalemi. Normal tırlardan daha fazla boşluk var bu tırda. Şu dorse ile şey arası, çekici arası değil mi? Neden? Çünkü bu 3 akslı ya arkadaşlar. Bu bendeki çekici 3 akslı olduğu için 1, 2, 3 yani arkada 2 tane aks var. Hani daha ağır yükler taşıyor ya, daha uzun böyle dorse falan takılıyor buna. O yüzden dorsenin mesela şeyi buraya kadar geliyor. O yüzden bu böyle. Yani bu dorse aslında buraya kadar gelebilirdi daha uzun bir dorse olsaydı. Bunun şeyi de hani neydi, plate'in takıldığı yer bakın burada. Hani normal tırlarda şurada oluyor. Yani o normalde ileride alınabilir. Şu alüminyonlar kalkarsa tabii ki. Anladın mı demek istediğimi bilmiyorum ama inşallah anlamışsınızdır. Ha, bu kadar. Yakıtı aldık. Şimdi ticket'ı da alalım. 16 numara. Bunu yakıt aldıktan sonra saklıyoruz. Sonra büroya teslim ediyoruz arkadaşlar. Kapağını da kapatalım. Okey. Şöyle bir yan taraftan şöyle bir tıra bakmak istiyorum. Dorseye ne alemde. Yükümüz bayağı ağır biliyor musunuz? Dorsenin ortasında yük, uzun demirler. Çökmüş mü ona bakıyor. Ya bir sıkıntı yok. Çok hafiften böyle ortası sanki çökmüş gibi, yukarıdan kasılmış gibi. Çünkü yükün bir ucu burada şu tarafta, bir ucu da şu tarafta. Anlıyor musunuz? Tam ortada böyle, tam böyle şeylere gitmiyor. Neyse. Okey, çıkabiliriz şimdi. Ben şu anda kaç litre aldım? O 100 litre yakıt aldım işte tıra. 100 litreyle de bu araba 33 litre yakıyor dostlar. Bayağı yakıyor. Kaç kilo çekebiliriz? 100 litre 369. İşte o 300 kilometre falan yol yapabilir. Lüksemburg'dan alacağım falan. Çok güzel bir şeymiş. İki depoyla tekrar dönüştürün. Lüksemburg'dan dolduruz. Şimdi buradan çıkalım gidelim bir an önce. Bayağı hala yolumuz var. 800'den aşağı düşemedik yani. 807 şu anda. Belçika style'a. Dostlar tır parkındayım. Adresi 250 kilometre kaldı. Bitikleri oynuyorum şu anda. Akşam saat 9. Sabah 6'da başlamıştım. Bayağı bir yol kat ettim. 1000 kilometre mesafe vardı. 750 geldik. Geri 250. 100 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa girin. Şu anda benzinliğin marketine gidiyorum. Bir benzinliğin içine lavaboya gideceğim. Ondan sonra geri kamyona döner. Kafayı koyar yatarım arkadaşlar. Ay ay ay. Nerede bu market ya? Şu marketi bulaydık iyi. Çok büyük parkı. Buranın parkı çok büyük. İspanya. Aa, benzinliği bulduk. Sonunda aga. Ama full çakılı abi benzinlik parkı.
Aynen bura marketin için. Çok pahalı ya. Bakıyorum acaba bir şey alsam mı almasam mı? Biraz açlık var ama. Böyle çeşit çeşit işte kettle'lar falan var bakın, tır şoförleri için böyle bu tarz ürünler. Gaz ocak var ya, bunlardan var piknik gazı ocakları, 41 euro. Pahalı baya. Tişörtler var. Şöyle tişörtler var. Super Mario yazıyor. Ne kadarmış bunlar? 25 euro fiyatı var bakın. 25 kat. Vay vay vay. Şu ne kadar? Harry Potter. Bu da 25 lira herhalde. Bu güzelmiş. Hoşuma gitti. Medium. Neyse. Dostlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anda videoyu sonlandırıyorum. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakal. Bay bay. Arkadaşlar, selamünaleyküm herkese. Tekrardan sizlerleyim. Yanımda iki tane Türk abiyle karşılaştım yolda. Şöyle göstereyim size ama. Onlar böyle atıştırmalık ufaktan bir şeyler yiyorlar. Tırları da burada park etmişler. Ben de duştan çıkmıştım, böyle tesadüfen gördüm. Selamlaştık. Duisburg'dan geliyorlarmış, Almanya tarafından. Trieste, İtalya limana gidiyorlar arkadaşlar. Dorselere bırakıp Marsilya. Marsilya'ya gidiyorlar, Sete'ye. Oradan da Dorse, artık tırları mı bırakıyorsunuz abi? Nasıl, evet. Dorselere mi? Biz tırları bırakıyoruz, sonra uçakla döneceğiz İstanbul. Ha, uçakla İstanbul mu? Hayır, tekrar gidip Almanya'ya döneceğiz biz. Almanya'ya Duisburg'a döneceğiz, başka araba. Ben eve gideceğim. O da şirkete gidecek. Sonra biz uçakla gideceğiz Türkiye'ye. Ha, bir daha alıp geleceksin. Nasıl oluyor? Ya bizim işimiz bu. Öyle tır alıp gemiye bindir, devam et. Ne diyorlardı ona ya? Ona bir iş diyorlar. Dorsecilik. Dorsecilik. Ya dorsecilik gibisin ya. Bizimki biraz daha gelişmiş. Biraz daha profesyonel. Biz dorse taşımıyoruz. Arabanın tamamını gönder. Valla abi, şimdi Hollanda'da eğer çalışmak istiyorsan valla bak. Ben konuşurum benim orayla. E nasıl peki gelip gideceksiniz? Nasıl olacak? Kendimize bir ev tutarız orada. Ha, olur. İki arkadaş kalır. Ya mesela. Bir tane arkadaş orada. Daha oturum sonra... izniniz var değil mi? He? Oturum izni var. Vizeniz ben oturum muyum da? Ben de vizeyle oturum muyum? Tamam, vizeyle oturum mu? D-vize. D-vize yok bende. Nasıl C-vize? Spesiyel pasaport. Yani diplomat. Yeşil. Yeşil. Yeşilci. Abi. Neyse.